Merhaba. AKP ve CHP'lerin ortak noktası çok. Tabanı ilgilendiren yönü ise şu. Her iki partinin de kemik %20 oyu var. Ne yaparlarsa yapsınlar bu değişmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki demokrasicilik oyunu kadar belediyelerde vesaire bir iş bölümü var. Yargı kararları söz konusuysa mesela işlerine geleni alkışlayıp canlarını sıkanı hukuk bitti filan deyip idare ediyorlar. Tabi amaç somut tepki görmek isteyen tabanı tatmin. Başka bir şey değil. Taban da çabuk unutuyor. Üç gün sonra üzerinde durmuyor. Erdoğan AKP'de beraber yola çıktığı tüm arkadaşlarını ve ayrı kodlarını temizledi. Arada çatlak ses çıkabiliyor. En son mesela bir grup başkan vekili çizgiyi aşınca parti sözcüsü tarafından haddi bildirildi. Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Oysa grup başkan vekili demek parti demek ve sözcüden daha çok partiyi bağlıyor. Hoş ortada parti yok kalmadı. Vazgeçilirler mezarlığına biri daha gömüldü. Toprağına atmaya gelen de olmadı. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. CHP'ye bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği günden beri ulusalcı Şahin Klik'le mücadele halinde. Şu son hafta yaptığı iki mühim çıkışla sadece medyayı değil bu politbüroyu da şaşırttı. Yargının Canan Kaftancıoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı onanınca herkesi İstanbul İl Başkanlığı'na sevk etti. Ertesi gün kimseye haber vermeden Erdoğan'ın karanlık silahlı örgütü Sadat'ı bastı, burada terörist yetiştiriliyor dedi. Bir hafta sonra Bursa mitingini İstanbul'a taşıdı. Kaftancıoğlu zannedildiği gibi Erdoğan'a hakaretten cezalandırılmadı. O işin vitrini sadece. Devlete seri katil demek, Ermeni soykırımını ima etmek... Sınır ötesinde şehit olanların kasten ölüme gönderildiğini söylemek vesaire. Tüm bunlar iktidarla iş tutan, iç ve dış düşmanlaştırmalara gönüllü katılan, devletin sınırladığı muhalif alanda top sektiren CHP politbürosu için kabul edilemez şeylerdi. Amalı fakatlı cılız tepkilerde de görüldü ki Kaftancıoğlu attığı tweet'lerle baş başa kaldı. Görüldü ki muhalefet isterse üzerindeki ölü toprağını savurup ayağa kalkabiliyor ve rejim polisi sadece seyrediyor kimse biber gazı yemeden de olabiliyor bu. Şu son hafta yaşananlarla altılı masa birleşti, kendine operasyon çeken Ekrem İmamoğlu gündemi değişti, Kaftancıoğlu ismi tıpkı Demirtaş gibi Erdoğan sonrası dönemde mühim bir aktör olarak sağlamlaştı, fiilen seçim kampanyası start aldı. Ümit Özdağ gelişmelere çok bozulmuştur. Siyasette yeni bir eşik aşıldı. Arkası gelirse ilerisi için umut verici gelişmeler bunlar. Seçimi kazanmaya değil rakiplerini bitirmeye yoğunlaşan sarayın yapabileceklerinin hududu yok. Parlamento'yu çoktan askıya aldı, doğru dürüst uğramıyor bile. AKP grubunu bu yıl sadece 4 kere topladı. Yerel seçime bir yıldan az kaldı deyip iki seçimi birleştirebilir. Sonrasında emin olun belediyelerde atama yolunu seçecek, kısmen yapıyor zaten. Erdoğan 10 yıldır ülkenin sinir uçlarında yürüyor. Muhalefetse ilk defa onun damarına basmaya başladı. İnceldiği yerden kopacak. Başka yolu yok.